sadece bir tornavidayla Türkiye'nin en çok cinayet işleyen seri katili. Türkiye'nin özellikle Adana çevresinde bir zamanlar en çok korku salmış seri katili. Tornavidalı katil olarak da bilinen Yavuz Yapıcıoğlu'nun hikayesi. Ben ve bugün size Yavuz Yapıcıoğlu'nun ya da Tornavidalı Katil'in hikayesini anlatacağım. Kanalım ve videolarım hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Eğer ki bu videoya 1000 like gelirse sonraki videoda tekrardan Türk bir seri katilinin hikayesini anlatacağım. Kanalıma abone olduysanız yavaş yavaş hikaye geçelim. Yavuz Yapıcıoğlu 1967'de Adana'da dünyaya geldi. Yavuz Yapıcıoğlu Türkiye tarihinin Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına en çok cinayet işleyen seri katil olarak geçti. İnsanlar ona Tornavidalı Katil adını verdi. Bu adıysa işlemiş olduğu en az 10 18 cinayette kullanmış olduğu tornavida yüzünden aldı. İşlediği cinayetlerin sayısı Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında 18 olarak görünse de yakınlarına göre 40, bazı kaynaklarda ise 43 olarak geçmektedir. Yavuz Yapıcıoğlu Adana'da 9 çocuklu bir ailede dünyaya gelmişti. Arkadaşlar arasında sevilip sayılan ve aynı zamanda okulda çok başarılıydı. Fakat kendi söylediğine göre ise aile sevgisinden yoksun olarak büyümüştü. Babasının başka bir kadınla ilişkiye girdiğini gördü ve bu nedenle üvey annesinin yanında ilkokul ve ortaokulu bitirdi. Fakat bir tartışma sonrası eğitim hayatını lise 2. sınıfta bıraktı aynı yıl birlikte yaşadığı üvey annesinden dair olarak yaşamaya başlamıştı. Yavuz farklı işlere girmek istiyordu. Bu yüzden futbolu denedi. Amatör futbolcu olan Yapıcıoğlu ilerleyemeyince futbolu da bırakarak aynı zamanda bir aile mesleği olan dericilik işine girdi ve deri atölyesi açtı. Deri atölyesi de 3 ay kadar süren evliliği gibi kısa sürmüştü ve bir süre sonra atölyesini de kapattı. Yaşamını Adana dışında sürdürme kararı alan Yapıcıoğlu 1990'lı yılların başlarında İstanbul'a yerleşti. Yavuz Yapıcıoğlu için İstanbul cinayetlerin başlangıcı olacaktı. İstanbul'a yerleştikten kısa bir süre sonra 1994 yılında zikir esnasında vücutlarına şiş saplamak ve kızgın demiri yalamak gibi eylemleriyle tanınan Sis tarikatına katıldı yine aynı yıl kendisine günaydın diyen komşusunu, onun nişanlısını ve arkadaşını öldürerek cinayet serisine başladı. Bu olayda tartıştığı 3 kişiyi öldürmekle yetinememişti ve olay yerinden kaçarken durdurduğu bir otomobil şoförünü kendisine direndi diye öldürdü. Olaydan kısa bir süre sonra Yavuz Yapıcıoğlu yakalanmıştı. Çıkarıldığı mahkemede akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede kontroller sırasında birçok olay karıştı. İlk olayı çırılçıplak soyunarak hastane koridorlarında ben İsa'yı diye bağırmak olmuştu. Tutulduğu koğuşu ateşe verdi. Hasta bakıcı ve neredeyse tüm koğuş ve arkadaşlarına saldırdı ve onları bir güzel dövdü. Burada yapılan muayene ve incelemelerde Yapıcıoğlu'nun akli dengesini yerinde olmadığı kanaatine varıldı ve cezai ehliyeti olmadığı için 4 cinayet nedeniyle çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Bir süre boyunca tedavi amacıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tutulan Yapıcıoğlu, taburcu olduktan kısa bir süre sonra İstanbul Pertevniyal Lisesi önünde bir kız öğrenciyle hademenin tartıştığını gördü ve bu olaya müdahale etmek istedi. Bu olayda sinirlerine hakim olamadığı ve okulun hademesini bıçaklayarak orada öldürdü ve olayın hemen ardından Adana'ya gerek açtı. İstanbul'dan kaçarak geri döndüğü Adana'da da rahat duramayan Yapıcıoğlu cinayetlerine devam etti ve basit nedenlerden dolayı 3 kişiyi de burada öldürdü. Onun için tek çare yeniden İstanbul'a dönmekti. İstanbul'a gitmek için Adana'dan otobüs evinde fakat cebinde 5 kuruş parası yoktu. Zaten otobüse de kaçak binmişti. Ankara'da otobüs mola verdiğinde bir kişiden kendisine simit almasını istedi. Fakat ne o ne de karşısındaki adam birbirini tanımıyordu. Adam para vermeyince adamı mola yerinde takip aldı ve kuytu bir köşede şişleyerek öldürdü. Fakat o anda olayı gören başka bir kişiyi de kovalayarak orada yakaladı. Görgü tanığının da boğazını keserek öldürdü. Yavuz Yapıcıoğlu çok rahat ve kaygısız bir şekilde insanları öldürmeye devam ediyordu. Ve durmak bilmiyordu. Nereye giderse gitsin insanları öldürmeye devam ediyordu. Yavuz Yapıcıoğlu'nun kurban olarak seçtiği herkes birbirinden çok alakasız ve birbirinden farklı insanlardı. Yani hiçbirinin bir ortak noktası yoktu. Hepsi randomdu. Bu arada random demişken size bir duyurum var. Bugün size özellikle random hesap satışı yapılan tayfa satıştan bahsedeceğim. Tayfa satışın içinde League of Legends RP'lere, Valorant Valorant VP'leri ve random hesaplar var. Bildiğiniz gibi Valorant'ta skinler çok pahalı ve bu yüzden aslında en mantıklısı random hesap satın almak. Sitenin içinden Valorant VP veya random hesap satın alabilirsiniz. Sadece Valorant ve League of Legends üzerinde değil bütün oyunların oyun içi paraları zaten mevcut bu sitede. Daha ucuza satın alabilirsiniz. Eğer ki satın almak istiyorsanız veya ilginizi çektiyse yorumlara veya açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak gidebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş hikaye devam edeyim. Yıllar 1998 yılını gösterdiğinde yapıcı oğlu hayatını İstanbul'a devam ediyordu. Karşılaştığı Loris isimli Belçikalı bir turiste dondurma ısmarladı. Ancak turist bu dondurmayı yemek istememişti. Bunun üzerine turisti orada bıçakladı ve yaraladı. Tam turisti öldürmek için hamle yapmıştı ki bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yapıcıoğlu bu olay üzerine Çorlu'da yaşayan abisinin yanına kaçtı. Abisinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan iş giden Yavuz, burada kendisine harçlık vermeyen abisinin dükkanını yaktı. Abisinin dükkanını yakması ile ilgili olan soruya, evini yaktım, arabası oldu. Arabasını yaktım, dükkan oldu. Dükkanını yaktım, şimdi fabrikası, holding olacak şeklinde cevap vermişti. Yavuz Yapıcıoğlu ad e tabi buzdolabı gibi soğuktu. İnsanı ürpertecek seviyede bir rahatlığı vardı. Ayrıca bununla da yetinmeyen Yavuz iki akrabasının daha evlerini yaktıktan sonra İstanbul Silivri'de ikamet eden babasının evine giderek onu öldürmek istedi. 2000 yılında babası Selim Sami kendisini öldürmek için gelen oğlunun elinden ancak ona pompalı tüfekle ateş ederek yaralı bir şekilde kurtulmuştu. Olayın ardından bazı kaynaklara göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan, bazı kaynaklara göre ise Adana'da yaşayan anneannesinin yanına kaçan Yavuz bu evde 3 gün boyunca kaldı. Son gün anneannesinin kendisine söylediği bir sözü kaldıramadı ve onu başına kristal kül tablası vura vura öldürdü. Olayı öğrenen annesi iki gün sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. İşlediği cinayetlerden sonra yakalanan Yapıcıoğlu deli raporu nedeniyle hastaneye gönderildi. Ancak bir yıl tedavi süresi dolmadan serbest bırakıldı. Tarihler geçtikten sonra artık Yapıcıoğlu yeniden Çorlu'ya gitti. Abisinin yanında kalmaya başladı. 24 Aralık 2002 tarihinde Çorlu Spor Testleri'nin bekçisi Hüseyin Yamuğu ardından sanayi sitesinde tornacılık yapan Özcan Karoğlu'nu ve başka bir şirkette bekçi yapan Şakir Temürçi'yi sokakta öldürerek Tonguç Camii'ne gitti. O sırada sabah namazını kıldıran cami imamına saldırır ancak cemaat sayesinde başarılı olamaz. Polis ekipleri Yavuz'u aynı gün öğleden sonra Polis ekipleri Yavuz'u aynı gün öğleden sonra sokakta yakaladığında Yavuz kendisini yakalayan polislere ''Tornavidayı attım. Cinayetlerin sebebini Kung Fu biliyor.'' dedi. Soruşturma kapsamında yeniden Bakırköy'e sevk edildi Yapıcıoğlu. İlk muayenesinde daha önce deli numarası yaparak bu raporu aldığını itiraf etti. Bunun üzerine de daha önce hastane tarafından verilen ''Kapalı yerde tutulamaz ve ceza ehliyeti yoktur.'' raporu iptal edildi. Bu rapor nedeniyle faili olduğu olaylar ve cinayetlere rağmen yargılanamayan Yavuz artık yargı yoluna boyun eğmişti. Yapılan yargılamada abisi Yıldır Yapıcı ifadesi sonucunda soruşturma daha da derinleşti. 1992 ve 1993 yıllarında iki üniversite öğrencisinin cinsel saldırıyla beraber öldürülmesi olayını da itiraf etmişti. Fakat bu olayı sadece abisine söylemişti. Daha sonrasında abisi bu olayı polislere itiraf etti. Yıldır Yapıcıoğlu kardeşinin potansiyel bir suç makinesi olduğunda ayrıca belirtti. Yavuz Yapıcıoğlu görülen yargılamasında bazı durumlarda zaman ve mekan algısını yitirdiğini ve cinayetleri bu algıyı yitirdiğinde işlediğini ayrıca sanki içinde iki kişinin yaşadığını söyledi. Tekir Bekirdağ ilçesinde Şakir Temürcü'yü öldürmekten 28, Salihbaşı öldürmeye tam teşebbüsten 16 yıl hapis cezası aldı. Yavuz hakkında yapılan bir başka cinayet yargılaması nedeniyle hapis cezası 20 yıl daha arttırıldı. Yapılan yargılamalar sonrasında 64 yıl hapis cezası aldı ve tekrardan kapalı cezaevine gönderildi. Evet bugün Türkiye'nin en çok cinayet işleyen seri katilini dinlediniz. Ben Tuni ve eğer ki kanalım ve videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bugünlük benden bu kadardı. Bana destek olmak için abone olmanın yanı sıra Katıl alıp içeriklerimi içeriklerimle de destekleyebilirsiniz. İstediğiniz videoları yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.